Merhaba sevgili gençler. Şimdi dalgalar ünitesinden de konu anlatımından ilerleyeceğim. Aynı anda birkaç konuyu anlatarak gideceğiz bu hafta. 10. sınıfın 2. dönem ilk konusu biliyorsunuz dalgalar. Kendi içinde ayrılacak Önce öncelikle dalgaların genel halinden bahsedeceğiz. İşte dalgalardaki bilmemiz gereken kavramlardan. Ondan sonra yay dalgalarına geçeceğiz ikinci videoda. Üçüncü videoda su dalgalarına, dördüncü videoda ses dalgalarına ve depremi de oraya sıkıştırırım diye düşünüyorum bunlar konu anlatım kısmı olacak. Tabii ki yine sonuna ünite değerlendirme sorularını ekleyeceğiz. Bu kan, konu anlatım videosunu Fen kitabından yapacağım. Fen müfredatının e, diğer Anadolu Sesi müfredatından bu noktada bu konu için farkı yok arkadaşlar. Şimdi genel kavramlara bir bakalım. Dalgalardaki anahtar kavramlar nedir? E, dalga, titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız, genlik ve atma. E, dalga tepesi, dalga çukuru, Konuları arkadaşlar, öncelikle bir ele alınacak. Bunlar ilk e, dersimize giriyor. Su dalgaları ile ilgili odak noktası, merkez stroboskop kavramlarını ele alacağız. Ses dalgaları ile ilgili rezonans, ses yüksekliği, ses şiddeti, tını, yankı, uğultu, gürültü, ses kirliliği konularını ele alacağız. Ve son olarak da deprem dalgasını işleyip bitireceğiz. Ee, kazanımlarımıza bir bakalım. Neymiş? Dalgalar ana başlığımız, ünitemizin adı. Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekanssız ve genlik kavramlarını açıklayabileceksiniz. Deney, gözlem ve simülasyonlarla kavramların açıklanması sağlanacak. Ee, burada Colorado Pet uygulamasını kullanacağım. Yine GIF'lerle de anlatmaya çalışacağım görsel olarak. Zenginleştireceğim dersimizi. Periyot ve frekans kavramlarının birbiriyle ilişkilendirilmesi ve matematiksel model oluşturulması sağlanır. Tabii ki matematiksel hesaplarına yine girilmez. Dalganın ilerleme hızı, dalga boyu ve frekans kavramları arasındaki matematiksel model verilir. Yine matematiksel hesaplamalara, hesaplamalara girilmez. Yani formülleri bileceksiniz. Doğru orantı, ters orantıyı bileceksiniz. Kim kimle nasıl ilişkili. Ama matematik olarak yerine yazıp sayısal sonuç, hızı 3 metre bölü saniyedir gibi şeylere girilmez diyor. Ama çok da zor değil zaten o kısım. Formülü bilince yerine yazmakta ne var ki? Dalganın ilerleme hızının ortamı Frekansın ise kaynağa bağlı olduğu vurgulanacak. Şu anda bile vurguluyorum. Dalganın ilerleme hızı ortama frekansa ise dalganın kaynağı, dalga oluşturan kaynağa bağlıdır. Sonra dalgaların taşıdığı enerjiye göre sınıflandıracağız. İşte insanları var ve uzunlar gibi ayırmak gibi. Sonra bir de titreşim doğrultusuna göre ayrıca ayıracağız. Yani insanları kadınlar ve erkekler olarak ayırmak gibi. Öğrencinin de dalga çeşitlerine örnek vermeleri sağlanacak. Bu kadar kazanılırız. Şimdi üniteye geçebiliriz. Evet ünitemiz burada bize görünüyor. Ne kadar güzel. Cos. Süper bir dalga. Evet dalgalarla ilgili genel tanımlar. Bu dersimizin konusu dedik. İkinci videoda yay dalgası, üçüncü videoda su dalgası, dördüncü videoda ses dalgası ve deprem dalgasını yapıştıracağız. Sonra ünite özetini şöyle bir tekrar ederiz. Ondan sonra ölçme değerlendirme sorularını yardırırız. <laughs> Anahtar kavramları Az önce okuduk zaten Burada tekrar var İsteyen ekran resmini alır Şakkadanak yere yapıştırır Birkaç hazırlık sorusu var ee, Bir sorulara bakalım ne diyor bize ne soruyor Yere düz şekilde serilmiş bir ipin ucundan Tutulup sağa sola salınandığında ipin hareketi nasıl olur İpiniz şu gergin bir şekilde Sağa sol Bu şekilde hareket olduğunda Ne gözlersiniz diyor Göreceğiz ne gözlemleyeceğimizi. Su dolu havuza bir çakıl taşı bırakıldığında pıding, oluşan dalgaların şekli nasıl olur acaba? Ee, bu da bize su dalgalarını oluşturma tekniğini gösterecek. Denizlerdeki dalgaları oluşturan etki nedir? Ne oluyor da denizin üzerinde ben dalgaları görüyorum? Durduk yere onu yukarı doğru çeken bir şey mi var acaba? Bunun yanıtını vereceğiz. Evin bir odasında otururken konuşmaların yankıları duyulmaz. Çok rahat konuşuruz. Ama mesela kiralık ev tutmaya gittiniz. Ev bomboş. Geziyorsunuz emlakçıyla. Aa bu da öyleymiş. Ney neymiş, neymiş? Mutfak nasıl? 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 Böyle ne oluyor? Sesiniz yankılanıyor. Boş bir mekanda neden sesimiz yankılanıyor? Bunun sebebini açıklayacağız. Ee, havası boşaltılan kapalı bir kap içinde çalan saat çalar saat mesela. Görüyoruz mesela alarm düdüdüdüdüdüd ötüyor. Sesinin de gelmesi lazım ama sesini duymuyoruz. Acaba neden ses dalgaları hava sarılmış bir ortamda neden bize ulaşmıyor? Bu sorunun yanıtlarını bulacağız bu üniteyi bitirdiğimizde. Burada bir karekod varmış. Bu karekod neymiş? Bir bakıverin gari. evet, <laughs> ben baktım. <laughs> Şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Yani ee, neler bunlar? Konuların şey şey versiyonu. İşte tahta versiyonu çıkıyor. Bir de bunlarla ilgili animasyon varsa yok hepsi de kitap şeyim. Ha bir tane yay dalgası için animasyon linki yapıştırmışlar arkadaşlar. Diğerleri de e, neydi ya zeka mı akıllı mıydı smart mıydı çok şey miydi öyle kitaplar işte. Hani üstüne basın fışık atı fışık atı fışık atı diye sayfa çevriliyor ya. O kitap tarzı OGM, materyal, OGM materyal sayfasında paylaşılan kitap versiyonu pdf hali değil canlı kitap yani. Evet bu ünitede Öncelikle dalgalarla ilgili titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, dalganın periyodu, dalganın frekansı, hızı ve dalganın genliği kavramlarını ne yapacağız? Açıklayacağız. Bu bir. Bu kavramlardan hız, dalga boyu ve frekans arasındaki modeli, matematiksel modeli yani formülü ne yapacağız? Anlayacağız. E, ilişkilendireceğiz. Bunlar arasındaki ilişkiyi kuracağız. Ve dalgalara taşıdığı enerji türüne ve Titreşim doğrultusuna göre iki ayrı şekilde sınıflandıracağız. Yay dalgaları incelenerek yayda oluşturan atmanın ilerleme hızının bağlı olduğu değişkenler açıklanacak. Yine bunun formülü var ama dediğim gibi formülde yerine yazma yok. Su dalgalarının yansıma hareketleri analiz edilecek. Ve su dalgalarının hızının derinliğe nasıl, yani derinlikle nasıl bir ilişkiye sahip olduğu anlatılacak. Doğrusal ses dalgalarının kırılma hareketi analiz edilecek. İşte ortam değiştirdiğinde, yani derin ortamdan sığa, sığdan derin ortama değiştirdiğinde doğrusal dalganın nasıl bir hareket yaptığını anlayacağız. Ses dalgaları ile ilgili temel kavramlar açıklanarak ses dalgalarının tıp, denizcilik, sanat ve coğrafya alanlarındaki kullanımlarına örnekler verilecek. Yani disiplinler arası ilişki kuracağız. Son olarak da deprem dalgaları tanımlanarak depremin büyüklüğü ve şiddeti ile ilgili bilgiler verilerek Bakın bu çok önemli. Karıştırılıyor. THT'de de genelde denemelerde çıkıyor. Bizim çocuklar bunu yanlış yapıyorlar. Depremin büyüklüğü farklı bir şeydir. Şiddeti farklı bir şeydir arkadaşlar. Bu çok önemli bir nokta. Bundan bahsedeceğiz. Deprem kaynaklı can ve mal kayıplarını önlemek için çözüm önerileri verilecek. Depreme karşı alınması gereken önlemler üzerinde duracağız. Evet geldik dalgalara. Doğada birçok hareket var arkadaşlar. Mesela şurada gördüğünüz kuşun kanatlarının hareketi. Ne yapıyor? Şu şekilde çırpıyor. Aşağı doğru gidip gelme hareketi. Yani buna biz titreşim diyoruz. Kelebeğin kanatlarında da bunu görüyoruz. Böceğin kanatlarında da. Bu harekete ne diyoruz? Bu kanatların hareketine titreşim hareketi diyoruz. Ee, yine başka rüzgarın etkisiyle mesela bir başak tarlasındaki başakların böyle salınması uu, şeklinde. Ağaç dallarının yine rüzgarın etkisiyle hareketlenmesi. Hangi şeye örnek verilebilir? Titreşim hareketine örnek verilebilir. Titreşim hareketinin denge konumu etrafında yapılan gidiş geliş hareketi olduğunu ta 9. sınıf hareket ve kuvvet konusunda hareket çeşitlerini de görmüştünüz. İşte eliptik yörüngeli hareket vardı, başka çembersel yörüngeli hareket vardı, düz giden birer için doğrusal hareket vardı. Bir de titreşim hareketi vardı işte. Titreşim hareketinde bir denge konumu olacak ve bu denge konumundan işte bir yukarı çıkacağım. Sonra tekrar denge konumuna geldikten sonra bir aşağı ineceğim. Kanadın dolayısıyla kuşun kanadının fıçı, fıçı 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 hareketi ne olmuş oluyor? Titreşim hareketi olmuş oluyor. Dalga ile titreşim hareketi yakından ilgilidir. Doğada gerçekleşen pek çok olayın açıklanması titreşim ve dalga hareketinin anlaşılmasıyla mümkündür. Örneğin günümüzde inşa edilen büyük köprüler ve çok katlı binalar hava akımı ve irili ufaklı depremler sebebiyle titreşim hareketi yapar. Ne yaptınız? Bir köprü var. Bir şekilde hava akımı rüzgar çıktı. Şöyle ufak ufak sallanmaya başladı. Eğer tahta köprü ise daha çok sallanır ama betonsa hıdı hıdı hıdı, hıdı minik minik sallanır. Bu tip yapıları tasarlayan ve inşa eden mühendisler bu gerçeği göz önünde bulundurmak zorundadır. Yanlış hatırlamıyorsam 1942 yılında Amerika'da yapılan Tacoma Köprüsü ee, dev gibi bir köprü arkadaşlar rüzgarlı bir havada yıkıldı. Yani bu tahta bir köprü de değil. Ve o betonun nasıl salındığını size daha sonra... Nerede anlatacağım? Bu rezonans olayında özellikle bu konu rezonans ile ilgili e, size animasyonu göstereceğim. Mühendisler dolayısıyla bu gerçeği göz önünde bulundurmak zorunda olduklarını Takoma Köprüsü'nün yıkılmasından sonra anlamışlar ve ne yapmışlar? Ulen biz bunun önüne nasıl geçerük deyip çözüm üretmişler. Tsunami'ler depremlerin sebep olduğu dev su dalgalarıdır. Biliyorsunuz e, yakın tarihte bir tsunami olayı yaşanmıştı. Deprem sebebiyle tabandaki deniz denizin tabanındaki arkadaşlar e, dalgalanma hareketi suya da yaptı aktarıldı ve su bu enerjiyle birlikte kıyıya doğru önce bir çekildi şey sahilden çekildi. İnsanlar da bu su niye çekiliyor acaba deyip meraklı adımlarla çekilen suyun olduğu kara bölgesine yürüdüler. Ondan sonra geri çekilen çekilen hani bir yay gibi çekilip çekilip şöyle bırakıldığında ping eski konumunu alan suyun Geri doğru hızlıca kıyıya doğru gelmesi sonucunda mevta olan bir sürü insan oldu. Evet traji komik. Fizik bilelerdi oradan yatırır kaçarlardı arkadaşlar. Biraz fizik bilselerdi öyle suyun içine doğru girmek yerine kaç 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 topuk 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 derlerdi yani. Bilim insanları deprem ve tüsümenin vereceği zararları en aza indirmek için bu afetlerin dalga yapılarını anlamaya çalışır. Fısıltı, gürültü veya müzik gibi işittiğimiz her türlü ses bir dalga çeşididir. Sonuçta siz gitardan çıkan sesi nasıl çıkartıyorsunuz? Gitarın yayına ping diye vuruyorsunuz. Yay sallanıyor bize bir ses çıkıyor. Ya da ağzımızda ses telleri var değil mi şu gırtlağımızda? Ne yapıyoruz? Biz o ses tellerini titreştirerek sesi oluşturuyoruz. Güneş veya lamba gibi kaynaklardan yayılan ışık ile radyo, televizyon ve cep telefonlarında veri iletimini sağlayan dalgalar elektromanyetik dalga adı verilen farklı bir dalga çeşididir. Valla 1900 yıla kadar bundan bir haberdik zaten. Yani onun elektromanyetik dalga olduğunu bilmiyorduk. Ee, elektromanyetik dalga keşfedildikten sonra teknolojide de çığır açan şeyler oldu zaten. Yani güneşten bizim gözümüze gelen ışık elektromanyetik dalga. Başka mikro dalga fırından, radyo dalgası şey radyolardan yayılan dalgalar yine elektromanyetik dalga. Başka X ışınları morates ışınlar, kızılötesi ışınlar ve gama ışınları elektromanyetik dalga ki bunları elektromanyetik dalgalar başlığı altında okuyun. 12. sırada ayrıntılı bir şekilde inceleyeceksiniz. Bu sene ismini bilmeniz yeterli. Bir de hangi dalga çeşitine girdiğini bilmeniz yeterli. Titreşim kaynağı suya dokundurulursa örneğin benim parmağım titreşim kaynağı olsun, şöyle titreştireyim. Bir su yüzeyine dokundurduğum zaman... Ya da yaya bağlanırsa işte yine bu titreşim kaynağım pardon yaya bağlanayım dı 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 bakın. Veya hava dolu bir ortamda çalıştırılırsa su, yay veya havaya oluşturan taneciklere atom veya moleküller bunlar tabii ki kuvvet etki eder. Yani kaynak enerjisini temas ettiği tüm taneciklere iletir. Örneğin şu anda konuşurken ben ses kaynağıyım. Benim ses tellerimin oluşturduğu titreşim ağzından çıkıp havaya ne yapılıyor? Aynen iletiyor ve hu 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 yapın mesela la lü falan diye sesler çıkarın elinizde hava akımının geldiğini göreceksiniz. Çünkü ne yapıyor? Hava moleküllerine bu enerji aktarılıyor ve moleküller ileri doğru hızlanmak zorunda kalıyor. Böylece titreşim hareketi ve enerji ortama yayılır. Titreşimin yaptığı yayılma hareketine dalga adı verilir. Yani dalganın oluşması için önce bir titreşim oluşacak. Bu titreşimle ne yapacak? Yayılacak arkadaşlar. Başka bir de işte dalga titreşim sayesinde ortama verilen enerjinin yayılmasıdır. Bir titreşim oluşturdunuz. Bu titreşim sonucunda ortama bir enerji aktardınız. Bu enerjinin yayılmasına dalga hareketi demiş oluyoruz. Titreşim hareketinin dalgayı nasıl oluşturduğu, titreşim hareketi ile dalga hareketi arasındaki farklılık yapılacak bir deneyle daha iyi görülür. Evet, burada bir deney şettirmişler. Benim de şimdi burada öğrencilerim olsaydı ben de onlara bir ip tutturup böyle aşağılı yukarı sallatırdım yani. Evet deneyde diyor ki çocuklar Ayşe ile Fatma'ya yani herhangi iki öğrenciye şöyle bir yay verin diyor. Yayın üstüne de bir kurdele bağlayın. Kurdelem yok postitim var. Sonra diyor bu Ayşe ile Fatma'nın bu gerilmiş yayı sallamalarını yani y ekseninde aşağı yukarı sallamalarını sağlatın diyor. Şöyle bir sallayalım bakalım. Evet şimdi bu sarı şey Sarı kağıt parçası nasıl bir hareket yapıyor? Aşağı ve yukarı. Bu onun titreşimini anlatıyor. Yani dengedeyken yukarı doğru gitmesi için titreşimin yönü yukarı olması lazım. Aşağı doğru gitmesi için aşağı yönü titreşmesi lazım. Ee, dalganın hareketi ise x eksenindedir. Yani şöyle bir dalga bir sağa bir sola doğru ilerlemiş olur. Çarpıp engelden yansıdığı için yay dalgalarını daha rahat göreceğiz bu konuyu. Ya da diyor bunu ne yapsınlar? Sağ ee, sağa sola doğru sallasınlar şu şekilde. Bakın sağa sola ileri gelir ileri geri ileri geri bunun hareketinde de titreşim bir size doğru bir de bana doğru olmuş oluyor bir de diyor şöyle bir çeksinler bunu şuradan sıkıştırıp bıraksınlar bakın sıkıştırıp bırak ne yönde gidiyor titi 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 titi, titi, titi. bu tarafa doğru gitmiş geliyor yani sağa ve sola doğru titreşim hareketi aşağı yukarı titreşim hareketi size ve bana doğru titreşim hareketi bu titreşim hareketleri boyunca Bizim kağıdımız ne yapmış oluyor aslında? Ee, Titreşimin yönünü bize göstermiş oluyor arkadaşlar. Peki bu kağıt mesela şu noktadan buraya gitmiş oluyor mu? Bakın bir enerji bıraktım, enerji ilerliyor, ilerliyor. Hadi ilerle çocuğum. Evet, wing sağa sola ilerlemiş oluyor. Ama kağıt ne yapıyor arkadaşlar? Ee, sadece o enerji üzerinden geçerken titreşim hareketi yapmış oluyor. Evet şimdi gerilmiş bir halat veya yaydaki tanecikler denge konumu adı verilen belirli bir konuma sahiptir. Şu anda gerilmiş buna denge konumu diyorum. Halat veya yaya bir kuvvet etki ettiğinde tanecikler denge konumu etrafında titreşim hareketi yapar. İşte bunu yaptığımda ne yapıyor? Aşağı yukarı doğru bizim o sarı kağıdımız nerede sarı kağıt ha? Aşağı yukarı hareket titreşim yapmış oluyor. Ee, görsel 3-2 yani bu görselden bahsediyor. Ve 3.3'te bir sonraki sayfada o. Deneydeki gibi titreşim yapan iki kaynağın sürtünmelerin ihmal edildiği iplerde oluşturduğu iki farklı dalga görülmektedir diyor. Şimdi sürtünme neden ihmal ediliyor ondan bahsedelim. Önce şu bilgiye bakalım. Oluşturulduktan bir süre sonra sürtünme kuvvetinin etkisiyle yok olan dalgalara sönümü dalgalar diyoruz. Yani sonuçta enerji var olduğu zaman bu enerji aslında sürtünmesiz bir ortamda aktarılmaya devam eder tamamen büyüklüğü değişmeden fakat eğer sürtünmeli bir ortam varsa örneğin bir topa vurduğumuzda zamanla bu topun ilerleyip durmasının sebebi kinetik enerjisinin sürtünmelerden dolayı ne olmasıdır? Isı enerjisine dönüşmesidir. O yüzden biz de eğer bir ortamda sürtünme ihmal edilmiyor diyorsak taneciklere aktarılan bu enerji zamanla ne olacaktır? Sürtünme kuvveti yüzünden, sürtünme etkisi yüzünden azalıp yok olacaktır. O yüzden o dalganın sonsuza kadar hareket etmediğini, sonunda sönümlendiğini söyleyebiliriz. Örneğin aşağıdan yukarı doğru çektim bunu ebediyen sanımlanmayacak değil mi? Zamanla bu hareket yavaşlayacak, yavaşlayacak. Bir süre sonra bu dalga hareketinin ortadan yok olduğunu yani artık dengeye geldiğini görüyorsunuz. Dalga hareketinin enerjisi nereye gitti? Sürtünme kuvvetine gitti. Fakat bununla ilgili hesaplamaları yapmak çok zor olduğu için size ne diyeceğiz? Arkadaşlar sürtünme ihmal ediliyor diyeceğiz dalgalar ünitesinde. Sürtünme ihmal edilince de dalganın taşıdığı o şey dalganın sahip olduğu enerji ne olmayacaktır? Azalmayacaktır. Aynen e, her ortamda ilerlerken kendini koruyacaktır. Sürtünme kuvvetleri, e, sürtünme kuvvetleri ihmal edilebilecek kadar az olduğu ortamlarda oluşturan ve ortam boyunca yok olmadan ilerleyen dalgalara da sönümsüz dalgalar diyoruz. Çünkü sönmüyor. Dalganın yapısını ve temel özelliklerini anlamaya daha basit yapıda olan sönümsüz dalgaları incelemekle ne yapacağız? Başlayacağız. Evet az önceki hareketti hatırlarsanız ee, aşağı yukarı size bana ve şöyle bir hareketlerden bahsettik. Eğer ipi gerip denge konumundan aşağı yukarı sallarsak şöyle şekilde titreşim ne olur? Aşağı yukarı olmuş olur. Ee, yine denge konumundan arkadaşlar ipi böyle böyle sallarsak size ve bana doğru bir titreşim hareketi oluşturmuş oluruz. İpi şöyle çekip bırakırsak o zaman da x'ye şöyle sağa sola doğru bir titreşim hareketi oluşmuş olacaktır. Dalgayı ne yapmış buradaki el, vatandaşın eli yukarı doğru ve aşağı doğru eli sallayarak dalgalar oluşturmaya başlamış. Bu dalgalar ip boyunca enerjiyi ne yapıyor? Buradan bu tarafa doğru taşıyor. Dolayısıyla A noktası dediğimiz ip üzerindeki denge konumunda bulunan bu nokta birazdan şuradaki dalga tepesi diyeceğiz buna. Bu tepenin yukarı doğru enerjinin A noktasının altına gelmesi yüzünden A ne yapacak? Yukarı doğru kaldıracak. Sonra bu dalga ilerleyip bu tarafa geçerken alttaki şu çukur dalga buraya geldiği an A noktasının artık bu dalganın bir parçası olabilmesi için A noktası örneğin şurada olması gerekiyor. Ne yapması gerekecek? Aşağı doğru inmesi gerekecek. Buna ne diyormuşuz? Denge konumundan yukarı ve aşağı salınıma titreşim hareketi diyormuşuz. Evet geldik şimdi üç türlü şekilde. Ne yapmıştık işte ipi bu şekilde de sallayabiliriz demiştik. Yani size doğru şu şekilde kafamın gelip gitme hareketi bu. O zaman ip üzerinde bir B noktası olursa şu anda dalgalar oluşturmaya başladım. İşte bir tapa bir çukur şeklinde gidiyor. Birazdan şu e, dalga buraya geldiğinde B noktasının bu dalganın bir parçası olabilmesi için örneğin şu noktası olabilmesi için ne yapması lazım? Yukarı doğru yani sayfa içine doğru ya da sayfa dışına doğru şu yönde titreşim hareketi yapması lazım. E, ardından gelen şu dalga Atma diyoruz aslında biz bu yarım parçalara. Bu atmanın da buraya geldiği an B noktasının artık bu atmanın bir parçası olabilmesi için ne yapması lazım? Şu yönde titreşim hareketi yapması lazım. Yine gergin bir çekip bırakarak oluşturduğumuz bir dalga hareketinde C noktası ne yapacaktır arkadaşlar? Dalganın ilerleme yönünde ve ilerleme yönünün tersine doğru gidip gelme hareketi yapacaktır. Az önce bunu da ne yapmıştık? Göstermiştik gördüğünüz gibi iki eksen boyunca titreşim hareketi yapmış oldu. Şimdi kaynaklar sabit hızda düzenli şekilde çalıştığı sürece yani elinizi bir kez hareket etmeyeceksiniz düzenli bir şekilde çalıştığı sürece ABC noktaları ilerlemeyip ne yapıyorlar sadece titreşim hareketi yapıyorlar oldukları yerde salınıyorlar. Şekil 3-2 işte ve 3-3'teki gibi dalga üzerindeki noktaların titreşim doğrultusu Dalganın ilerleme doğrultusuna dik olan dalgalara, heh, şimdi dalgaları ikiye ayırıyoruz, sınıflandırmaya geçiyoruz. Bakın burada bu şekilde dalga ne tarafa doğru gidiyor? Bu tarafa doğru. Peki A noktası ne tarafa doğru gidiyor? Yukarı ve aşağı. Yukarı ve aşağı ve sağa doğru. O zaman ben bunları bir şekle dökersem, titreşim hareketiyle, titreşim hareketi mesela mavi ok olsun çocuklar, titreşimim ne olacak? Çift yönlü, hatta kırmızı olsun hadi. A noktasının titreş çit, konuşamadım. A noktasının titreşimi şu şekilde aşağı yukarı. Dalganın hareketine yönde bu tarafa doğru. Bunlar arasındaki açı kaç derece çocuklar? 90 derece. Şimdi buna bakalım. Şu dalganın titreşimine bakıyorum. B noktasının titreşimi şöyle gidip gelme hareketi yapıyor. Dalganın ilerleme doğrultusunu çiziyorum. Dalga bu tarafa doğru gidiyor. Şu şekilde Yine bunlar arasındaki açı kaç derece? 90 derece. Yani birisi, ee, kalem alayım, <laughs> dalganın ilerleme yönü bu, titreşim size ve bana doğru. O yüzden bu ikisi nedir arkadaşlar? Diktir birbirine. Diğerinde de titreşim bu yönde ve bu yönde, dalganın ilerleme yönü yine bu yönde, bunlar birbirine dik. Böyle olan dalgalara ne diyoruz? Enine dalgalar. Yani titreşimi ile dalganın yayılma doğrultusunun birbirine dik olduğu dalgalara enine dalgalar diyoruz. Fakat şu şekli irdelediğimde burada bakalım titreşim hareketine C noktası sağa sola doğru gidiyor. Yani bu şekilde bir titreşim hareketi yapıyor. Peki C noktasının e, üzerindeki dalga ne tarafa gidiyor? Bu tarafa doğru bakın dalganın ilerleme yönü. Bu ikisi birbirine nasıllar? Paraleller. O zaman aralarındaki açı 0 derece. Eğer dalganın ilerleme yönüyle titreşim yönü birbirine paralelse buna da boyuna dalga diyoruz. Yani mesela bir tünel olsun. Bu tünelin şu uzunluğuna ne diyoruz? Boy diyoruz. Tünelin boyu şu kadar metredir. 9 sınıf hareket sorularında vardı. Ee, o yüzden şu uzunluğa hani matematikte siz yanılıyorsunuz. Genelde şöyle diyorsunuz. Böyle bir dikdörtgenin burası eni burası boyudur diyenler var. Bakın biz burayı boy burayı en olarak alıyoruz. Boy ve en. Şurada hiç en görüyor musunuz? Yukarı aşağı bir şey. Hayır. Sadece boy var. O yüzden buna boyuna dalga demiş olurum. Öyle düşünün. Burada ise o dikdörtgeni tekrar çizeyim. Burası boy, burası en iyiydi dikdörtgenin. Hem bakın boy var hem de en var. Pardon, evet. O yüzden ikisi birden olunca buna enine dalga demiş oluyoruz. Öyle kodlayabilirsiniz. Ama tanım olarak neymiş? Dalganın titreşim yönüyle, dalganın hareket yönü birbirine paralelse biz buna boyuna dalga dalganın titreşimi ile yayılma yönü birbirine dikse buna da enine dalga diyormuşuz. Evet şurada bir e, meraklısına kısmından bahsedelim. Burayı okursunuz yine. Albert Einstein arkadaşlar bir kitabında fiziğin evrimi e, adlı kitabında dalga nedir sorusunu şöyle açıklamış. Washington'da baştan küçük bir dedikodu çabucak New York'a ulaşır. Gerçi bu iki şehir arasında dedikodunun yayılması tek bir kişinin rol almadığı ne yaparız? Anlarız. Yani bir kişi bu dedikoduyu taşımaz. Kulaktan kulağa ne yapılır? Yayılır bu dedikodu. Biri Washington'dan New York'a giden söylenti, e, diğeri bu söylentiyi yayan kişilerdir. Şimdi söylentinin kendisi, yani dedikodumuz enerjiyi, dalgayı anlatıyor bize. Bu dalgayı arkadaşlar e, taşıyan kişiler ise, Ortamı anlatıyor. Bu dalganın kulaktan kulağa yayılması da aslında titreşimi anlatmış oluyor. Titreşim hareketlerinin birleşmesiyle ne olmuş oluyor? Büyük resim yani dalga oluşmuş oluyor. Evet bir ekin tarlasından geçen rüzgar tarlanın bir ucundan diğer ucuna yayılan bir dalga oluşturur. Burada yine küçük salınım yapan ayrı bitkilerin hareketiyle dalganın hareketini ayırt etmeliyiz diyor. Ortamı oluşturan parçacıklar yalnız küçük titreşimler yaparlar bütün hareket halinde ilerleyen ise bir dalgadır. Burada gerçekten yeni olan şey maddesel olmayan bazı şeylerin hareket ettiğinin yani madde içinde yayılanın yalan, enerji olduğunun ilk kez düşünülmesidir. Yani insanlar hareket etmemiş. İnsandan insana mesela enerji aktarılmış. Madde olmayan bir şeyin aktarımından bahsetmişiz. Şimdi size bir Meksika dalgası açacağım. İnşallah telif yemem. Geçenlerde videomda böyle bir şey rafting açtım. Pat diye telif edik. Son videoyu kırpmak zorunda kaldım. İnşallah yemem arkadaşlar. Eğer yemiş olursam yani bu videoda e, Meksika dalgasını göremiyorsanız lütfen siz YouTube'dan bir Meksika dalgası izleyin. Evet başlatıyorum. Burada cep telefonlarını da kullanmışlar. E, ışıklarını yakıyorlar flashlarını. Evet. Şu tarafa doğru bakın dalga hareketini izliyoruz. Bakın gidiyor. Ne kadar güzel bir görüntü. İlerliyor. Gayet iyi. Tekrar geliyor bize doğru. Hello. Şşt. Evet başka bir Meksika dalgası. Bakın dalga şurada. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel ya. Hop geliyor. Geliyor. Geçiyor. Aradan gidiyor. o tarafa doğru. Şimdi durduralım. Ne oluyor burada arkadaşlar? Bu insanlar ileriye şöyle sahada yürü koşuyorlar mı? Sahada tur mu atıyorlar? Hayır. Her insan ne yapıyor? Dalga hareketi kendine doğru geldiğinde, sırası geldiğinde oturduğu yerden havaya kalkıp ayağa kalkıp tekrar oturuyor. Dolayısıyla insanlar oturdukları yerde titreşim hareketi yapmış oluyorlar. Bu titreşimlerin bir bütününü biz nasıl görüyoruz? İlerleyen dalga olarak görüyoruz. İnsanlar ilerlemediği için yayılan, aktarılan şey maddesel ortam değildir. Ortam ilerlemiyor bakın. Ortam titreşim hareketi yapıyor. İlerleyen şey nedir? dalgadır. Yani dalganın enerjisidir. Dalgaları boyuna ve enine olarak ayırdık. Ama aslında hem enine hem de boyuna dalga özelliğini aynı anda gösterebilen dalgalar da var. Birazdan sınıflandıracağız zaten. Dalga üzerindeki noktalar dalganın ilerleme doğrultusuna hem dik hem de paralel doğrultuda titreşim hareketi yapıyorsa ilerleme doğrultusu bu. Hem böyle hem böyle yani şöyle bir şey hareket yapıyorsa bu diye ona ne diyoruz hem enine hem de boyuna dalga diyoruz. Sabit hıza çalışan kaynaklar birbirine benzeyen dalgalar üretir. Bu tip dalgalara periyodik dalgalar denir. Bu tip dalgaları üreten kaynaklara da periyodik dalga kaynağı denir. Yani sabit bir hızı var. Bu kaynak sürekli ne yapıyor? Çalışıyor. Periyodik dalga üretmiş oluyor. Arda arda birbirinin aynısı dalgalar üreten dalga kaynağına periyodik dalga kaynağı diyoruz. Evet şimdi bakalım. Sınıflandırıyoruz dalgaları. Bakın 10. sınıf MEB kitaplarının hepsi bunu bu kadar güzel sınıflandırmamış. Fen ses kitabı doğru sınıflandırdığı için buradan anlattım özellikle. Dalgalar enine boyuna, hem enine hem de boyuna dalga olarak üçe ayrıldı. Bu sınıflandırmada sadece mesela bir yayı bir yayı işte şu şekilde sallayarak enine dalga oluşturabilirim. Ya da bir yayı bu şekilde sıkıştırıp açarak bir salınım yaptırarak boyuna dalga oluşturabilirim. Ama yayda arkadaşlar enine ve boyuna dalgayı aynı anda oluşturamıyorum. Oluştuğunda da o karma karışık bir şekil oluyor zaten. Dalga sınıflandırmasına yani dalga tanımına uymuyor. Yani yaylar sadece enine dalgalar olabilirler. Sadece boyuna dalga özelliği de gösterebilirler. Ama aynı anda her ikisini birden gösteremezler. Peki yaylar enine ve boyuna dalgalardır ifadesi doğru mu? Doğru. Yaylar aynı anda enine ve boyuna dalgalardır ifadesi ise yanlış. Enene dalga da olabilir, boyuna da ama aynı anda hem enene hem boyuna olamaz yay yani dalgası. Deprem ise sadece enine dalga olabilir, sadece boyuna dalga da olabilir. Aynı anda iki iki hareketi birden de yapabilir. Yani hem enine hem boyuna dalga olabilir aynı anda. Hatta depremler eskiden sınıflandırıyorduk, şu anda o sınıflandırma artık müfredatta yok. Bunlardan en yıkıcı olana biz arkadaşlar... Ee, Rayleigh dalgası diyorduk. Rayleigh dalgasının yıkıcı etkisinin fazla olmasının sebebi aynı anda hem enine hem boyuna hareket yapması. Örneğin bir, bir apartman olsun. Dalga hareketi şöyle ilerliyordur. Dolayısıyla bu apartman aşağı yukarı depremde bir salon yapar. Yerden güp diye bir ses gelir. Ya da işte şöyle bir öteleme hareketi yani titreşim hareketi vardır özür dilerim. O zaman bina sağa sola doğru sallanır. Buna da boyuna deprem dalgası deriz. Ama öyle bir hareket olur ki şimdi gösterirken su dökülecek, halkalama hareketi gibi, şöyle, şöyle e, falan gibi bir hareket, buna da hemenin en hem boyuna deprem dalgası deriz. Elektromanyetik dalgalar asla boyuna dalgalar olamazlar, sadece enine dalgalardır ve ses dalgası da asla enine dalga olamaz, sadece boyuna dalga olabilir. E, o zaman sınıflandırmayı anladık mı? Özet geçelim. Su dalgaları Nasıl bir yapıya sahipmiş? Aynı anda hem enine hem boyuna bir dalgaymış. Yay, enine dalgada olabilirmiş, boyuna dalgada olabilirmiş ama ikisini bir arada göremezmişiz yay dalgasında. Deprem dalgaları üçüne birden giriyormuş. Ay, sadece enine dalga olabilirmiş, sadece boyuna, aynı anda enine ve boyuna dalgada olabilirmiş. Elektromanyetik dalga, adı üzerinde e harfiyle başlıyor, sadece enine dalgaymış. Ee, bir tane sadece boyuna dalgamız var, ona da ne kaldı geriye? Ses dalgası da sadece boyuna dalgasıymış. Yani ağzımızdan çıkan ses dalgaları şu telin titreşimi gibi hava moleküllerini ne yapıyor çırpmış oluyor arkadaşlar. İleri geri sıkıştıra sıkıştıra ilerlemiş oluyor. Şimdi dalga üzerindeki herhangi bir noktanın hangi yönde titreştiğini bulmaya geldi arkadaşlar. Şimdi burada bir tane dalga oluşturduk periyodik dalga. Ağır çekimde gösteriyorum. Ee, bakın şu boncukların hepsi ip üzerindeki bir noktayı ya da yay üzerindeki bir noktayı anlatıyor bize. Dalga bu tarafa doğru inerken, ilerlerken ne olacak? Şimdi şu yeşil noktaya bir bakalım. Buradaki yeşili inceleyeceğim tamam mı? Şimdi duralım. Bakın birazdan şu yukarı doğru olan genlik, enerji nereye gelecek? İlerleyip buraya gelecek. Tam buraya. Dolayısıyla buraya gelebilmesi için geldiği anda yeşilin artık orada olması gerekiyor. Orada olabilmesi için yeşilin ne yapması lazım? Yukarıya doğru titreşim hareketinin olması lazım. Görelim bakalım. Yeşile şu yeşile odaklanın çocuklar. Birazdan yukarı kalkacak bakın. Kalktı. Gördünüz mü? Peki yukarı kalktıktan sonra artık şurada bakın o sırada ne oluşturuluyor şu anda? Bir çukur oluşturuyor. Birazdan bu çukur aşağı doğru olan genlik şuraya bir yere geleceğine göre yeşilin artık ne yapması lazım? Oraya inmesi lazım. Bakın yeşilin birazdan aşağı doğru ineceğini göreceksiniz. Evet aşağı doğru indi. O zaman ben Dalganın bir saniye sonraki hareketini hayal ederek noktaların ne yönde titreştiğini bulabilirim. Şöyle duralım bir. Bir tane daha güzel olsun şöyle. Tamam bu güzel bir dalga sayılmaz. Ee, bir dakika. Şimdi yeşil noktaların her bir şu yeşil noktanın ne yönde titreştiğini bulacağız. Bu dalganın hareket yönü bu olsun. Yönünü bir kere çizeyim. Şimdi titreşim yönlerini bulmam lazım. O zaman bir de onları çizmek için hazır hale geleyim. Bakın şu bir dalga tepesiydi. Değil mi? Birazdan bu bu tarafa doğru gideceğine göre. O zaman ne olmalı çocuklar? Birazdan oraya gideceğime göre. Şu kısım. Şöyle. Şu boncuk buraya. Hani şöyle diyeyim. Buradaki enerji buraya gelmeli. Bu enerji buraya. Yani yan tarafa doğru biraz kaydığını düşünelim. Bu noktalardan. Geçeceğimizi düşünelim. Evet. Şu şekilde. Evet. Şöyle bir biraz ne yapıyorum? Bunu ötelemiş oluyorum. Ne yaptım? Bakın dalgayı biraz öteledim. Bu sebeple şimdi üzer noktaların bir artık titreşim yönünü bulabilir miyim? Bakalım. Yeşilin ne yapması lazım? Aşağı doğru titreşmesi lazım. Buradaki yeşilin şuraya gelebilmesi için yukarı doğru titreşmesi lazım. Başka? Bu yeşilin buraya gelebilmesi için yukarı yönde titreşmesi lazım. Bu yeşilin aşağı inebilmesi için bu yönde titreşmesi lazım. Yani aslında şunların hepsinin şu kırmızı boncukların hepsi şu an bakın şu yeşil en dip doğru mu? Daha dibe inebilir mi? İnemez. O zaman bu boncuğun önündeki şu noktalar birazdan çukurumuz o tarafa doğru gittiği için ne olacak? Daha da dibe inmek zorunda kalacaklar. Bunların hepsi dibe doğru yani aşağı doğru titreşim hareketi yapacaktır. Sonra bakıyorum ta nereye kadar bu? Bunların hepsi aşağı doğru aşağı doğru aşağı doğru. Şimdi şu noktaya bakalım şu kırmızı noktaya. En tepede. Daha bundan öteye gidebilir mi? Gidemez. O artık inişe geçecek. Yani o inişe geçecekse önündeki noktaların artık havaya doğru kalkması lazım. Çünkü birazdan şu dalga tepesi buraya öteleneceğine göre bu noktaların hepsinin ne olması gerekiyor? Yukarı doğru titreşim hareketi yapması gerekiyor. Ta ki nereye kadar? En dipteki boncuğa kadar. O boncuk dibe inebilmiş mi inmiş? Daha in, dibe inebilir mi? Hayır. önündekilerde sıra artık. Onlar dip yapmalı. Onların dip yapabilmesi için aşağı doğru ne yapmaları lazım? Titreşmeleri lazım. Yani aslında şöyle bir ortadan yararsak bunların hepsini. Şuradan dip noktaları belirlersek. Pardon dip ve tepe noktaları. Bu da dip. Şimdi mesela şu dipi inceliyorum. Bu dip artık olabilmiş mi? Olabileceği kadar dip olabilmiş. Bundan sonraki onun hareketi ne olmak zorunda? Yukarı yönde olmak zorunda. Şuna bakıyoruz bu da olabildiği kadar tepede olmuş değil mi? Daha tepe olamayacak o aşağı doğru inecek. Bu nokta olabildiği kadar dip olmuş bu artık yukarı doğru çıkacak. Bakın şu kısma bu kısma ve bu kısma şu S şeklindeki harfin hepsinin titreşim yönü aynı. Bu S şeklindeki değişik şeyin harfin yine hepsinin titreşimi yukarı doğru sonra bunların iki de aşağı doğru. Peki bunu başka nasıl canlandırabilirsiniz? Mesela burası deniz kıyısı olsun arkadaşlar tamam mı? Sahil olsun. Sahilde duruyorsunuz siz. Sizi yandan görüyorum böyle. Ve size doğru bir dalga geliyor. Bu tarafa doğru bir dalga geliyor. Sizin o dalganın geldiği yönü kıyı şeklinde düşünün. O zaman... Burada bir dalga geliyorsa arkadaşlar şu anda bu daha tepeye çıkabilmiş bir nokta. O tepenin önündeki noktaların birazdan ne olması lazım? Size doğru gelirken ayağa kalkmaları gerekiyor. O yüzden şu, şu kısım ne olmuş oluyor? Ayağa kalkmış oluyor. Umarım anlaşılır olmuştur. Ya da şöyle koyarsınız yumruğunuzu yani. Ne dersiniz? Ya da arkadaşlar şu kafamı dalga tepesi gibi düşünün. Bunu yumruk olarak da düşünebilirsiniz. Şu anda şöyle bir tepeyim ben bu tarafa doğru gidiyorsam bakın bu tarafa doğru gidiyorsam oradaki oradaki şeyler ne oluyor? Havaya kalkıyor. Kafam altına girdiği için. Diğer taraf burası ise inmeye başlıyor. Az önce tepeydi. Şimdi bakın ne oldu? Aşağı indi. Öyle düşünebilirsiniz. Yani ilerleme doğrultusunda ee, yumru alta sokun dalgın tepesinin. Bu yumruk bu tarafa doğru gidiyorsa o gittiği yöndeki her şey havaya kalkacak. Bu yumruk tepe bu tarafa doğru gidiyorsa şu kol birazdan havaya kalkacak. Bunları kaldıracak. Hop yukarıya doğru tamam mı? Umarım anlaşılmıştır. Şimdi sorumuza geri dönelim. Soru vardı da. Evet yan üz pardon yan ne? Yay üzerinde oluşturulmuş periyodik bir dalga ok yönünde ilerlerken K noktasının titreşim yönü yukarı doğrudur. Buna göre LM noktalarının titreşim yönlerini belirleyiniz demiş. Hadi alalım bakalım. Dalganın ilerleme yönünü bu tarafa zaten kendisi vermiş. Bakın şu tepe değil mi? Tepe. En tepe. O yüzden daha tepe olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla o nokta ne yapacak? Aşağı doğru inecek. Bunu biliyorum. Peki K ne yapacak? Bakın birazdan şu tepe K'nın olduğu yere gelecek. O zaman K'nın oraya doğru ne yapması lazım? Titreşmesi. Yani yukarı yönde titreşmesi gerekiyor. Evet. Şimdi bakalım L noktası ne yapacak? L noktasına bakarsak. Hatta şuralara da bakalım isterseniz. Bu dalga bu tarafa doğru gidiyorsa şu tepe birazdan buraya gelir mi? Gelir. Yani bu tepe birazdan buraya gelecekse M birazdan tepe olacak. Peki şu çukur birazdan buraya gelir mi? Gelirdi mi bu tarafa doğru gidiyorsa? Birazdan çukur buraya gelecek. O zaman L ne yapması lazım? O çukurun olduğu yere doğru inmesi lazım. Bu kadar. L'ninki aşağı M'ninki de yukarı doğruymuş. Noktanın bir sonraki hareketini hayal edin. Tekrar ediyorum. Onun olduğu yere bir dalga tepesi geliyorsa o nokta yukarı çıkmalı o noktanın olduğu yere birazdan ilerleyen şu dalgalar bu tarafa doğru gittiği için bir dalga çukuru geliyorsa o nokta aşağı doğru titreşim yapacak. Bu noktanın üzerine birazdan bir dalga tepesi geldiği için yukarı yönde titreşim yapmak zorunda. Peki bu ne yapar? E birazdan dalga tepesi gelmiyor mu? O da yukarı doğru titreşecek. Peki bu nokta ne yapar? Birazdan ona şuradan devam etseydik bir çukur gelecek. Yani şu çukur buraya gelecek. O zaman bu noktada aşağı yönde titreşim yapar diyecektik. Umarım anlaşılmıştır gençler. Evet, çözümle çözümde gördüğünüz gibi dalganın ilk hareketini şu ilk hareketiydi K noktası burada. Sonra birazdan el aşağı inince şöyle bir dalga olacak deyip bir saniye sonraki başka bir dalgayı çizip ilk dalgadan ikinci dalgaya doğru çizgiler çizmişler. bunu, bunu gözümüze de anlandırabiliriz. Evet 38 dakika olduğu için dalgalarla ilgili temel kavramlara bir sonraki videoda geçeyim. Su dalgaları bu durumda 3. video olacak arkadaşlar. Ee, yay dalg, pardon dördüncü video olacak. Yay dalgaları ikinci video olmuş olacak. Ya <laughs> Yay dalgaları üçüncü video su dalgaları dört olmuş oluyor. Çünkü bu ünite biraz uzun sürdü bu kısım. Ünitenin bu konusu. Ben de biraz yoruldum galiba. Ee, neyden bahsedeceğiz sıradaki videomuzda? Dalganın periyodundan, frekansından, hızından genliğinden işte e, falan filan tanımlardan ve bunun arasındaki bağıntılardan bahsedeceğiz. Öpüyorum gençler. Kendinize iyi bakın. 40 dakikalık dersimiz dolmuş oldu.